arasında Şöyle kuşkusuz. özetleyebilir miyim? Şu, Çok çok kısa. evet. Şöyle özetleyeceğim. Yani artık siyasetin bir ittifak yorgunluğu var muhalefet saflarında ve AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülür, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağı tökezler. Diğer partiler artık bunu çok düşünmüyor. Evet, Ve evet. burada haklı gerekçeleri var diyebiliriz. Evet, ama tabii hani çok daha güçlü bir iktidarın başta DEM olmak üzere ya da Kürt siyaseti olmak üzere işini daha da zorlaştırabileceği ve siyaset yapmasının önünde durabileceği gibi bir endişeyi de belki bu noktada not düşmekte fayda var. Buradan çok kısa şimdi diğer gelişmelere de gelelim istiyorum. Hızlıca ilerleyerek devam edelim. Tabii Zara'nın çağrısını da okumakta fayda var son söz olarak bu başlıkta. Şimdi 8 yıl sonra bir değerlendirme yaptı ve bir çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Çözüm sürecini dondurucudan çıkartması yönünde bir çağrıydı bu. Şimdi siz perde arkasında bir takım vaatler olmuş olabileceğini söylediniz. İstanbul adayı çıkartması karşılığında kayyum meselesinde vesaire. Ama bu ilişki ne ölçüde güvenilir olur? Bu ilişki ne ölçüde güvenilir olur? İşte orada onu ben çok kestiremiyorum. Yani çünkü dediğiniz gibi bu sorunuz bu arada çok şey bir soru, kaliteli bir soru. Yani DEM Parti'nin iktidara güvenmesini sağlayacak enstrümanlar ne? Yani şartlar ne? Hangi argümana dayanarak güvenebilir? Şimdi burada aktörler üzerinden zaten çözüm sürecinin sıkıntısı da kurumlar üzerinden ya da bir paradigma üzerinden değil aktörler üzerinden yürümesiydi. Burada tek güvenecekleri şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği söz. Ama burada şunun altını çizeyim. Sayın Erdoğan'ın bu konuda kişisel anlamda verdiği sözler çok böyle perde arkasında daha doğrusu kamuoyunda çok tartışılmaz ama eski Leyla Zana gibi, Ahmet Türk gibi daha Kürt siyasetinin aksakçıları ya da büyükleri diyeceğimiz aktörler ve Erdoğan arasında bir ilişki, güven ilişkisi tesis edilmişse güvense ona güvenebilirler. Fakat burada sizin sorunuz şurada devreye giriyor. Yani bu milliyetçi paradigmanın giderek yükseldiği bir dönemde o belediyelere tekrar kayyum atanmamasının garantisine bunun bir kurumsal ya da hukuki garantisi yok. Tamamen Erdoğan'ın verdiği şahsi söze güvenerek hareket edeceklerdir eğer böyle bir şey Evet, yapılırsa. Bu da ne derece sağlıklı? Bence hiç sağlıklı değil. peki. Bakalım nasıl bir karar verecek DEM Parti? Önemli bir gelişmeydi. Şimdi Ankara'da da yarış başladı. Keçiören'den başladı Mansur Yavaş konuşmaya. Yani rakibinin evinden başladı. Bir taraftan Turgut Altınok'un işte bu 5 yılda ne kadar az proje yapıldı, kayıp bir 5 yıl oldu açıklamaları var. Ama şimdi Altınok proje deyince Mansur Yavaş da diyor ki dinozor. Yani siz proje deyip dinozor yaptınız vesaire. Hani bu proje meselesinde dinozoru unutturmak biraz zor. Mansur Yavaş'ın bu süre zarfında Ankara'da daha da yükseldiği değerlendirmesi hep yapıldı. Özellikle daha kırsal bölgelerde. Ama siz dersiniz ki o kadar da kesin değil. Neden? Şöyle bir kere karşısında iyi bir yerel siyasetçi var. Yani Turgut Altınok uzun zamandır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırlanan bir isim. Hatta kendisi 2009'da aday olacaktı. Ama o malum süreç yaşandı. Melih Gökçek'le arasında pek hatta hoş diye tarif etmeyeceğimiz bazı tapeler kasetlerde gün yüzüne çıktı. Kendisi sonra adaylıktan feragat etti. Karşısında iyi bir yerel siyasetçi var. Yani Mehmet Özaseki gibi Ankaralı olmayan, Ankara'nın kabul etmeyeceği bir figür yok. İki, 2014'te bu anti Gökçekizm yani Melih Gökçek alerjisi artık zirve yapmışken Mansur Bey'in aldığı oy oranı %50, Mehmet Özaseki'nin aldığı oy oranı 2014 diyorum 2019'da %47. Yani arada böyle devasa bir fark yoktu. 160 binlik bir fark var. Öte tarafta 2019'da Keçiören'e bakın. Keçiören seçim sonuçlarını. Şimdi Ankara'nın iki tane büyük ilçesinden biri. Birisi Çankaya, diğeri Keçiören. Çankaya blok halinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Mansur Bey'e oy veriyor. Keçiören 2019'da blok halinde Mehmet Özaseki'ye oy vermedi. İlçede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına oy verdiler. Ama Büyükşehir'de Sayın Yavaş'ın da yine kopuşlar yaşandı. Şimdi Turgut Altınok figürü Keçiören'i blok halde kendinde toplayacaktır ve Çankaya'yı dengeleyecektir. Şunu unutmayın.